Hikayemizin ismi Delik. Evet. Bir padişah duvarları altın yaldızlarla bezenmiş bir köşk yaptırdı. Ona yüz binlerce altın sarf etti. O cennete benzeyen köşk tamamlanınca iyice bir döşetti, dayattı. Herkes bir ülkeden geliyor, padişaha tabak tabak armağanlar sunuyordu. Padişah filozoflarla nedimleri çağırdı, hepsini oturttu, dedi ki: "Bakın, bakın bakalım bu köşkün güzelliğinde, yüceliğinde bir noksan var mı? Herkes böyle bir köşkün ne kimse görmüştür ne de bundan sonra görür," dedi. O sırada bir zahit yerinden kalkıp, "Devletlim," dedi, "bu köşkün her şeyi güzel, her şeyi hoş da yalnız bir delik var. O da çok büyük bir noksan. Eğer o kusur da olmasaydı bu köşke cennet bahçesi bile gaybdan armağan yollardı doğrusu," dedi. Bu sözlere kızan padişah, "Ben bile bu kadar titizliğimle böyle bir delik görmediğim halde sen şu bilgisizliğinle nasıl görüyorsun?" diye çıkıştı. Zahit mütevazı ama bilge bir uslupla, "Ey devletle başı yücelmiş padişahım, Azrail'in gireceği delik tıkanmadı ki," dedi ve ekledi, "Asıl o deliği hem de adam akıllı tıkamak gerek. Yoksa ne köşk kalır, ne taç, ne taht. Başka bir kusuru yok, tam yaşanacak yer, ama ne fayda ki, baki değil. Buna çare nedir bilmiyorum. Cennet gibi güzel, neşeli bir köşk. Fakat ölüm nihayet gözüne çirkin gösterecek. Onun için bu köşkle o kadar kurulma. Dizginini çek. Bu kadar serkeşlik etme. Etme. Aşk ola."